Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz Müslüman olarak Müslümanlık imtihanımızı başarmak istiyoruz. Ölüp Rabbimizin huzuruna gittiğimiz zaman Müslümanlık imtihanında başarılı olmuş ve böylece Rabbinin rızasını, cenneti kazanmış insan olmak istiyoruz. Adının böyle olduğunu bilmesek de bunun için varız. Belki niye burada varsın diye bir soru sorulduğunda dünya çapında vereceğimiz cevap bu değil. Cennete girmektir vesaire desek de neticede biliyoruz ki bir imtihan sürecindeyiz. Müslüman oldum, imza attım, yarın da beni cennete koyacaklar şeklinde olmadığını, aksine Müslüman oluyorum, beni imtihan edin demek istediğimi, Allah-u Teala'nın da beni imtihan edeceğini, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl, bir gün ne kadar dilerse, Müslüman olduktan sonra imtihan edeceğini ve bu imtihanı kazanan kullarını da cennete koyacağını biliyoruz. Bu imtihan nedir diye sorsam, kendi kendime veya başka birisine, cevap hazır: namaz kılmak, oruç tutmak. Bu ayrıntılara girmeden, ki bunlar doğru, namaz, oruç doğru, tesettür doğru. Evvela düşmanımın kim olduğunu da bilmem gerekiyor. Isınmak için soba yakmaktan önce soğukla aradaki birleşimi kaldırmak gerektiğini bilmem gerektiği gibi. Nasıl? Yani cam, baca, pencere açıkken soba yakarak insan ısınamıyor. Ne yapıyorsun? Pencereyi kapatıyorsun. Soğuk gelen hava akımını kesiyorsun. Ondan sonra soban senin işine yarıyor. Isıtıcın neyse. Müslüman olarak ben namazlarımı, ibadetlerimi, Rabbimin rızasını kazanıp İmtihan kazanmak ve böylece cennete gitmiş olmak için yapıyorum. Ama şu imtihanda asıl olan düşmanı tanımaktır. Çünkü namaz kılmasam da düşmanımın yüzünden kılmamış olacağım. Düşmanımı tanımadıkça tuttuğum oruç da oruç olmayacak ya da hiç tutmayacağım. Bu düşman, tahmin edebileceğiniz gibi, şeytandır. Şeytanı bilmeyi Allah emrediyor bize. Onu tanıyın buyuruyor. Şeytanı bilmeyen niye sinirlendiğini de anlamaz. Şeytan hakkında bilgisi olmayan sağdan beklediği tokatı solundan yer. Tokat yemiş olur. Biz şeytanı tanıyıp şeytana karşı tedbirler alabildiğimiz kadar imanla yaşayıp imanla ölme mücadelesini başaracağız demektir. Böylece cennete inşallah gireceğiz demektir. Bilhassa genç insanların daha çok hata yapıp yaşlı insanların daha az hata yapıyor gibi olmalarının nedeni nedir? Yaşlandıkça insan şeytanın taktiklerini, hilelerini daha fazla öğreniyor. Kendinden sonrakilere, gençlerine şöyle yapmayın, yanlış yaparsınız diyor. Şuraya oturmayın, şunu konuşmayın, yanlışınız olur diyor. Neden? Kendisi düştü, kalktı, öğrendi, o taktikleri yutmuyor. Şeytan ona göre de
yaşlılar için başka taktikler geliştiriyor şüphesiz. Ama her halükarda anlaşılıyor ki biz ezeli ve ebedi düşmanımızı tanımadıkça, ona karşı tedbir almadıkça, belki dini bilgiler öğreniyor olmamızın da bize bir faydası olmayacaktır. Bol bol slogan üretebiliriz. Çok fazla büyük sözler konuşabiliriz. Ama bizim büyük söz konuştuğumuz kadar, bol büyük işler yapmayı vaat ettiğimiz kadar, şeytanın da karşı projeleri var. Karşı atakları var. Bunların toplamında biz mağlubiyetle bitirdiğimiz bir imtihan süreci geçirebiliriz. Burada şeytanı tanımak derken şüphesiz onunla gidip oturup onun üzerinde sosyolojik araştırmalar yapıp tanıyacak halimiz yoktur onu. Şeytanı yaratan bize tanıttı. O böyledir dedi. Peygamberi aleyhissalatü vesselam o budur dedi. Biz ancak yaratıcısından şeytanı öğrenebiliriz. Kendisi bir yerde fotoğraf çektirip bakın bana beni inceleyin demez. Bu sebeple bizim Müslüman olarak kesinlikle şeytan konusunda bilgimiz, Allah'ın bildirdiği şekliyle bilgimiz olacak. Bu bilgimizi değerlendireceğiz, amele dönüştüreceğiz. Kendimizi şeytana karşı koruma altına aldığımız zaman yaptığımız ibadetler zevk verecek bize. Müslümanlığımızı daha iyi yaşayacağız. Tıpkı ısınabilmek için önce camı kapatıp, kapıyı kapatıp, kapının altına da paspas koyup, rüzgar girmemesini sağladıktan sonra, küçük bir soba yakıp, radyatörü açıp ısındığımız gibi. O arada cam açılırsa, yakıt israfından başka bir şey olmayacak. Bizim ısınma gayretimiz. Önce şeytanı tanıyıp, şeytanla mücadele etmeye kararlı olduk mu? Sabah namazına da kalkmak kolay olur. Çünkü sabah namazına kalkmakla ilgili hadisi şerifleri öğrendin. Sabah namazına kalkmak istiyorsun. Ama şeytan ne yapıyor? Geç yatıp sabah namazına kalkmanı zorlaştırmak istiyor. Akşam seni bir arkadaşın ziyaretine götürüyor. Arkadaşı sana getiriyor. Oturun beraber çay için diyor. Hatta istiyorsanız dini meseleler konuşun diyor. Gece 1'e kadar dini meseleler konuşun. Cihattan konuşun, ibadetten konuşun, ashab-ı kiramdan konuşun. Sonra da gözyaşı akıtın, Allah ne güzel Müslümanlık deyin. Bir de yatın, yaz günü 4:30'da sabah namazına 4 saat sonra nasıl kalkacaksın? Kalkamayacaksın. Akşam istediğin kadar Kur'an konuş. İstediğin kadar zikir yap. İstediğin kadar dost ziyareti yap. Sıla-i Rahim yap. Hiçbiri bunların sabah namazı yapmıyor. Sabah namazına kalkmadığın için akşam yaptığın her iş boşa gitti. Ne gibi? Kapı açıkken odayı ısıtmaya çalıştığın gibi. Bunun için şeytanı tanımak, kim olduğunu ve onu Allah'ın niye karşımıza çıkardığını bilmek, Müslümanlık mücadelemizin özüdür. Bunun altına bir çizgi daha çiziyoruz. Asi olmak için, şeytandan korunmuş olmak gerekiyor. Bunun için Hanne annemiz, çocuğunu kundağa sarmadan önce, bunu şeytana karşı sana sığınılacak bir emanet olarak bırakıyorum Allah'ım dedi. Eğer Meryem, Asiye, şeytanın saldırılarına karşı, korunmuş olmasaydı, lafla Meryemlik olmuyordu. Lafla asiyelik olmuyordu. Bugün bizim adını andığımız asiye olmazdı o. Şeytan gelir ona, kız ne yapıyorsun sen? Otur Firavun'la sözlü mücadele yap, Firavun'u da devirirsin, herkes Müslüman olur hem de derdi. O da buna inanırdı. Şeytanı tepti, şeytanın hilelerini tepti, Allah da ona yardım etti.
bir sözümü vurgulayarak tekrar ediyorum, mesele anlaşılsın diye. Bizim mücadelemiz sabah namazına kalkma mücadelesinden önce, oruç tutma mücadelesinden önce, hayır yapma mücadelesinden önce, mücahide hanım, mücahide hanımefendi, mücahit bey olma mücadelesinden önce, bunların olmaması için gayret eden şeytanı tanıma mücadelesidir. Şeytandan korunma mücadelesidir. Bunun için Allah'ın kitabı olan Kur'an'a başlarken önce Euzu billahi mineşşeytanirracim deyip şeytandan Allah'a sığındıktan sonra Allah'ın kapısına giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim dememizi de Allah emrediyor. İza qara'tel Kur'ane fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Unutmuyoruz. İza qara'tel Kur'ane, Kur'an okuyacağın zaman fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Mel'un, şeytandan Allah'a sığınarak Kur'an okumaya başla. Halbuki Kur'an Allah'ın kitabı. Halbuki Kur'an bizim Rabbimize sığındığımız güzergahımız. Rabbimizin kapısı Kur'an. Ama şeytan mücadelesini halletmedikçe Kur'an da sana kapısını açmıyor. Ne dedik? Kapıyı kapat. Camı kapat. Soğuk girmesin. Yak sobanı, ısın şimdi. Kapı açıkken bir faydası yok. Cam açıkken bir faydası yok. Zararı var sana. İsraf edeceksin. Şeytanı tanımak zorundayız. Şeytana karşı tedbir almak zorundayız. Lafla değil ama. Mesela sabah namazı örneğinden devam ediyorum. Eğer sabah namazına kalkmayı geç yatmak zorlaştırıyorsa, o zaman geç yatmaya karşı beni kışkırtan şeytandır muhakkak. Geç yatmam. Böylece şeytana karşı tedbir almış olurum. Nasıl Kur'an okurken "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" diyerek başlayın Allah buyuruyor. Sabah namazının "Eûzu billahi mineşşeytanirracim"i de erken yatmak demek ki. Yani şeytandan bir sözle Allah'a sığınmak var. Bir de şeytanın eylemlerine karşı eylem tedbiri alarak sığınmak var. Müminlerin arasını, aralarındaki muhabbeti bozan şey nedir? Gıybettir, dedikodudur, iftiradır. Bunların yapılmasını isteyen kimdir? Şeytandır. Bunun için gıybet baklavadan tatlıdır. Gıybet yaparken mübarek sanki bal damlıyor herkesin ağzından. Sanki kulağına bal sürüyorlar. Neden? Şeytan tatlandırıyor. Bizim tedbirimiz nedir? Gıybet duası diye bir dua yok. Gıybetten korunma duası yapamayız. Gıybeti Allah'ın haram ettiğini biliriz. Gıybete karşı dik dururuz. Gıybet meclisinden kalkarız. Böylece şeytanın müminler arasındaki muhabbeti provoke etmesine karşı tedbir almış oluruz. Şeytanı tanımadıkça şeytana karşı dualı ve eylemli, refleksli tedbir almadıkça Müslüman olarak kalmak mümkün değil ki. Musab olasın, asi olasın, mücahide olasın. Çok zor. Bunu namaza uyarladık. Kur'an'a uyarladık. Evliliğe de uyarlayabilirim. Alim olmaya da uyarlayabilirim. Alim olmak istiyorsun, şeytan da oluver bakalım diyecek hali yok. Niye oluyorsun diyecek. Olmasan da olur diyecek. Ne yapacaksın o zaman? Şeytanın olmasan da olur şeklindeki telkinatına karşı sen hazırlıklı olacaksın. Olma sen alim diye açık bir slogan söylemez o. Yarın çalışırsın der. Şimdi şu programa bak, yarın çalışırsın der. Ha, yarıncılık takısı iblisin oyalama taktiklerinden. O zaman madem iblisle mücadele etmek istiyorum, Kur'an okumaya başlarken "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" dediğim gibi, ilim talebesi olduğum zaman da yarını yok bu dünyanın. Yapacağın işi bugün yapacaksın diye bir slogan üretirim. Yarın yaparsın, sonra yaparsın diyen şeytanı bitirmiş olurum. Her ne kadar şeytan güçlü kuvvetli ise de Allah onu yarattı ve ondan korunma tedbirlerini de bize öğretti. Şeytan güçlü ama biz çaresiz değiliz.
Rabbimiz bize çarelerimizi gösterdi çünkü. Bu alemde yalnız değiliz. İşin özeti bu. Evet, Allah var. Celle Celaluhu. Peygamberim var. Şeriatım var. Kur'an'ım var. Mümin kardeşlerim var. Anam var. Mümin babam var. Mümin eşim var. Mümin çocuklarım var. Büyük kalabalığız, kitleyiz. Biz kaç kişiysek belki bizim 100 katımız, bir de şeytanın ordusu var ama. Ve Rabbim bize kazanın cenneti buyurduğu kadar şeytana da engelleyin bunları dedi. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Şeytan ipsiz bir köpek değildir. Sahipsiz bir sokak köpeği değildir. Şeytanın sahibi Allah'tır. Onu üzerimize salan da odur. Ve bunu Kur'an'ımız kaç ayetinde, bir iki değil, kaç ayetinde onu üzerimize saldığını söyleyerek Allah bize haber veriyor. Şeytan ipsiz sapsız bir sokak köpeği değil. Hususi Allah-u Teala onu yetiştirdi, büyüttü. Sadık kullarıyla laçka kullarını ayıracak Allah iblisle. Ben alim olmak istiyorum, herkes diyecek. Bir kulu alimliğin bedeli olarak hayatını disipline etmeye razı olacak. Öbür kulu da şeytanın eci bücü taktiklerine uyacak. Hep alim olacağını zannedecek. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Herkes aile kurup mutlu olmak isteyecek. Biri şeytana hiç taviz vermeyerek mutluluğu hak edecek. Öbürü de şeytana her türlü tavizi verdikten sonra bozuldu aramız diyecek, mutluluğumuz kaçtı diyecek. Herkes ister cenneti. Herkes Allah'ın iyi kulu olmak ister. Herkes mutluluk ister. Sadece samimi kulları bu istekte vefalı davranırlar. O samimi kulları ölçtüğü turnusol kağıdı gibidir şeytan. Büyük konuşanlarla gerçeği konuşanları şeytanla görüyor Allah. Onun için biz bu dünyada yalnız değiliz. Bizimle beraber bir şeytan ve şeytanın büyük bir cin ordusu var. Bildiğiniz gibi şeytan cinlerden bir mahluktur. Cinler de Kur'an-ı Kerim'in var dediği şeylerdendir. Hepinizin bildiği Allah İnsan ve cin yarattı Müslüman olsunlar diye. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bildiğiniz ayettir. Cinleri ve insanları kulluk yapsınlar diye yarattım. Buyurduğuna göre bizimle beraber yeryüzünde bir de cin kitlesi var. Şeytan da bunların başında, bunlardan birisidir. Tıpkı cinler gibi biz nasıl varız? Tıpkı bizim gibi cinler de var. Ve bu cinlerin de peygamberidir benim peygamberim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cinlerden de Müslüman olan var, Müslüman olmayan var. Cinlerin de iyisi var, kötüsü var. Kadını var, erkeği var. Biz şimdi sadece insan dünyasına ait şeyleri biliyoruz. Arabayı sadece insan kullanır zannediyoruz. Bakkallardan sadece insanlar alışveriş eder zannediyoruz. Hayvanları da besledikleri için insanlar yem de alıyorlar yemciden diyoruz. Nerede cinlerin bakkalı var? Cinlerin de kendilerine göre marketi var. Nasıl yemek pişiriyorlar? Tuzlu mu yerler? Turşu mu yerler? Onu bilmiyoruz ama. Şunu kesin biliyoruz ki Rabbimiz bu dünyayı cinlerle paylaşmamızı istedi. Bunu nereden biliyoruz? Zariyat suresinin 56. ayetinde çok açık bir hüküm bu. Aynı şekilde Ahkaf suresinin 29. ayeti de çok açık. Bu 29. ayetinde Rabbimiz cinlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ondan Kur'an öğrendiklerini, bir kısmının da Allah bize ne güzel kitap indirmiş deyip iman ettiklerini söylüyor. Mecazi bir ifade değil bu. Çok açık ve seçik bir ifade. Onlar da kıyamet günü dirilecekler. Onlar da cehennemde yanacaklar ateşten yaratılmış oldukları halde. Ateşten yaratıldıkları halde Allah'ın
kudretini gösteren belgelerden biri, ateşten yaratılan cinleri ve başlarındaki şeytanı ateş mahluk olduğu halde ateşle cezalandıracak. Ateşi yakan bir ateştir cehennem çünkü. Ateş yakıyor. Yani ateş kendisi ama ateş yakıyor. Bu sebeple bu dünyada biz madem beraberiz onlarla ve onlar da şeytan, iblis diye birisini başımıza musallat olmuş olarak saldılar, onları o temsil ediyor. Biz o zaman iman ettiğimiz, varlıklarına iman ettiğimiz cinler ve onların içinden çıkıp gelen şeytanla ilgili bir mücadele taktiğimiz olması lazım. Ama vurguladığım şey şu: bu mücadele her gün 100 defa "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" demek olabilir. Bu bir mücadele taktiğidir ama asıl mücadele taktik mücadelesidir. Çünkü şeytan üfleyerek bizi aldatmıyor. Taktikleriyle aldatıyor. Taktiklerini her insan kendisi bilir. Son kaçırdığın 10 sabah namazını nasıl kaçırdığına bak. Ameliyat olduğun gün filansa o ayrı. Bir bak nasıl kaçırdın, anla seni şeytan o taktiklerle yatırıyor. Bir bak filan gıybet ortamına nasıl girdin, gıybeti yaptın ve kul hakkı nasıl icra oldu. Bir bak şeytanın seni nasıl kandırdığını anlamış olursun. Herkese yetecek kadar taktiği var ama hemen hemen taktikleri aslında aynıdır. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri aynıdır. Adem Aleyhisselam'dan beri insanlara bir aşk masalı yutturmuştur. Habil'le Kabil'i bu masalla perişan etti. Şimdi ise biz aynı taktikle, aynı hikayeyle şeytana aldanırsak, tarih boyu bunu gördüğümüz halde, kendi mini hayatımızda defalarca bu tuzağa düştüğümüz halde, Rabbimiz kitabında bunu bize adım adım anlattığı halde, bugün kalkar herhangi bir Müslüman olarak biz şeytanın taktiğine mağlup olursak, şeytan bizi becerip yine kandırabilirse, o zaman bu kadar büyük tuzaklara düşen, defalarca bu tuzaklara düşen, cehenneme düştüğünde kimseye sitem etmeye hakkı olmayacaktır. Bunun için özellikle mümin kardeşlerim olarak, sizlere ve kendi nefsime şunu söylüyorum: şeytanla taktik savaşı geliştirmek zorundayız. Ümmet olarak, bütün Müslümanlar olarak ne yapacağımız konusunda Rabbimiz bize zaten bilgi veriyor. Ama bir de benim geçmiş, mesela 25 yaşındaysam, asgari 10 senedir, asgari belki de 20 senedir, 5 yaşından beri şeytan beni nasıl yaramazlık yaptırdığını, beni kandırıp nasıl annemi babamı üzdürttüğünü, derslerime çalışmama konusunda beni nasıl oyaladığını, Kur'an okumaya gelince nasıl beni esnettiğini ve bunu nasıl becerdiğini anlarım. Bir defa, üç defa değil bu çünkü. Bir insan bir tuzağa bir defa düşer, iki defa düşer, hadi üç defa düşer. 20 senedir mesela 30 yaşında biri, 10 yaşında Kur'an öğrenmiş. 20 senedir Kur'an okuması lazım. Her önüne Kur'an'ı aldığında esnemeye başlıyorsa, bu belli, nereden kandırıldığı belli. Mesela ne zaman Kur'an okumak istiyor? Kahvaltıyı yapıyor. Kahvaltıdan sonra güzel bir Kur'an okuyayım diyor. Esnemeye başladığı için de yarım sayfa okumadan kapatıyor. Belli. Yiyorsun, yedikten sonra şeker baskısına giriyorsun. Kan basıncı seni vesaire esnetiyor. Esnetince okuma zevki almıyorsun. Sen bunu 10 sene sonra, ya bu yemek yedikten sonra bu melun beni Kur'an okutturmuyor deyip, yemekten önce okuyacaksın Kur'an'ı. Bu taktiği geliştir. 3 tane bayan arkadaş toplanıp muhabbet ediyoruz. Nasılsın, ne var ne yoktan sonra, hemen 4. orada olmayan bir kişinin gıybet ortamı başlıyor. 1 olur, 3 olur, 4 olur, 10 olur. Her gün bu tuzağa nasıl düşürüyor bu melun beni, nasıl düşürüyor? İnsan 3 dakika 5 dakika heyecanlı bir şey konuşuyor. Ondan sonra laf bitince şunu hatırlıyor musun diye gıybet ortamına geçiyor. Ha, taktik geliştiririm.
zamanlı oturumlar yaparım ben de. Şeytana karşı taktik. Bu çünkü çay diye oturduğun zaman çay demlik bitene kadar, o demlik bitene kadar gıybet yaptırıyor. Üstelik de ısıt bunu bir daha, su soğudu diye bir daha hamle yaptırıyor. Uzatmaları da oynattırıyor. Ne yaparım o zaman? Üç arkadaş yine bir araya gelirim. 15 dakikalığına bir araya geliyoruz derim. 15 dakika sonra kalkacağız derim. Randevulu otururuz. Randevulu kalkarım. Konuşacağımız şeyler bitmeden kalkmak zorunda kalacağımız için şeytanın gıybet taktiğine ve hilesine karşı Allah'ın lütfuyla onu mağlup etmiş olurum. Böylece üç müminle bir araya geldiğimiz ve gıybet yapmadığımız için ibadet zevki yazılır bize. Sevap kazanarak kalkarız ama salınmış bir toplu, ucu bucu bilinmez bir toplantıda oturup muhabbet ettiğimiz zaman çekirdekler bitmeden kalkmayacak adak yapmış gibi, çekirdek adağı yapmış gibi orada oturup durduğum zaman gel bir gıybet, git beş gıybet olur. İftira olur, nemime olur, Allah'ın razı olmayacağı şeyler olur. Oradan biz beş mümin, üç mümin bir araya gelip cennet kazanmamız mümkünken cehennemlik olur, kalkarız oradan. Bunu insan bir kere tuzağa düşebilir. Gençken düşer. Hadi 18 yaşında düşer, 28 yaşında düşer. Ömrü boyu insan bu hataya düşmez ki. Kim bu şeytan hep bizi kandırıyor? Şeytan hep kandıramıyor aslında. İstiyor. 24 saat emrinde olalım istiyor ama bizim Rabbimiz var. Biz yalnız değiliz bu dünyada. Rabbimizin kitabı var elimizde. Hayat kılavuzumuz, yaşama kılavuzumuz, Kur'an'ımız var elimizde. Kur'an'ı kullanmasını bilmeyen, Allah ona o kadar şifalı ayetlerini koyduğu halde, yol yordam gösteren ayetleri koyduğu halde, bu hainin nelere muktedir olduğunu bize anlattığı halde, mümin olarak demek ki biz belamızı istiyoruz o zaman. Belamızı istiyoruz. Ha, biz toplantımızı 15 dakikalığına yaptık. Gündemimiz yok. Bu adam gündem koyacak. Bu melun gündem koyacak aramıza. Boş oturanı çok sever. Zaman kullanamayan çok hoşuna gider. Aman Allah'ım, saatine bakmayan insan onun dostudur. Ha. O ona ne dualar ediyordur ona. Ne dualar ediyordur. Sen saate bakmadan yaşa yeter ki. Zamanın kıymetini bilmeyen onun kulu kölesidir. Çünkü kıymeti bilinmeyen zamanlar onun helvasıdır. Onu yer bitirir. O zaman zamanla otururum. Çantamda Riyazu Salihinim hazır olur. İslam ilmi alim çantamda hazır olur. Tam iblis gıybet ortamı açacak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini okuma zamanı, dinleyelim bakalım peygamberimiz ne dedi. Çıkıp da bir Müslüman bana ne peygamberden haşa diyecek hali yok herhalde. Onun adı anıldığı yere de rahmet ineceği için orada vebalden kurtulduk. Sevap kazandık, kalktık, gençliğimizi de yaşadık. Yani şeytana uymayınca insan ihtiyarlamıyor ki. Genç kalıyor üstelik. Daha da genç kalır üstelik. Çürümemiş kafası olur. Çürümemiş ciğeri olur. Sağlığının, sıhhatinin kıymetini bilmiş olur. Çünkü şeytan bizim sadece ahiretimizi berbat etmek mücadelesi yapmıyor. Aynı zamanda sağlığımızda da oynuyor. Dünyamızda da oynuyor. Malımızı da çarçur etmemizi istiyor. Olduğu gibi düşmanımızdır iblis bizim. Ama benim mücadelem, bu dünyada sanki yalnız yaşıyormuşuz gibi, hiç kimse yokmuş, bizden başka rakibimiz, düşmanımız yokmuş gibi yaşamak. Olduğunu bildiğin şeytana karşı hiçbir tedbir almadan yaşamak. Sıkıntımız burada bizim. Yoksa haşa, haşa, Allah kendisine sığınan hiç kimseyi bugüne kadar yalnız bırakmadı. Bizi mi bırakacak? Bizi mi bırakacak? Denizin içinde, balığın karnında, kurtar beni Rabbim diyen kulunu duydu da, mescitte kendisine sığınan kulunu mu duymayacak? Seccadesinin başında bir mümini mi duymayacak? Ama sığınmak isteyeceksin. Çünkü Allah-u Teala iblisi, bizim bildiğimiz ismiyle şeytanı bir türlü yakalayamıyor. Azdı, terörist. Böyle değil ki. Şeytanı yaratan odur. Ona güç ve takat veren odur.
kıyamete kadar bana ömür ver dedi, Allah da tamam dedi. Bana güç ver, senin kullarınla savaşayım dedi, tamam dedi Allah. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bakınız Hicr suresinin 39 ve 40. ayetleri. En-Nahl suresinin 99 ve 100. ayetleri. Bu ayeti celileleri, bu 4 ayeti şöyle bu mücadeleyi rahat bir şekilde bir filmden izler gibi anlayabilmek için bir okuyunuz mealinden. Tefsirinden bir bakınız. Göreceksiniz ki yanlış bir şey yok ortada. Rabbimiz her şeyi yerli yerinde yapmış. Hikmetine binaen yapmış. Bizi kandırmamış Allah-u Teala haşa. Bilmediğimiz bir maceraya sürüklemiyor bizi Rabbimiz. Ne buyuruyor orada Allah-u Teala? Dedi ki iblis buyuruyor. Dedi ki sen ki beni cezalandırdın bu Adem'den dolayı. Ben de senin kulların cehenneme düşsün diye bütün kötülükleri güzel göstereceğim onlara. Onları senden uzaklaştıracağım. Samimi kullarını da sana bırakacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Samimi kullarına dokunmayacağım. Rabbim ne buyuruyor Nahl suresinde? Aslında o melun iblisin bana sığınanlara karşı hiçbir gücü yoktur. Ödleğin tekidir o. Boşlukta olanlarla mücadele eder. Benim Rabbim var diyene dokunamaz iblis. En büyük gerçek iblisle ilgili Nahl suresinin bu ayetindedir. Boşlukta olanı kullanıyor demek ki. Benim şeriatım var. Haram var. Helal var. Yarın Rabbimin hesabını soracağı şeylerdir bunlar dedin mi, iblis sana yanaşmaz. Ne halin varsa şeriatınla gör der. Acaba, ama, filanca hoca olur diyormuş, böyle olsa olmaz mı? Diye. Hafif esnek bulundun mu? Gel, gel. Sana indirimli bir din bulayım der. Kendi indirimini yaptığı dini gösterir sana, böylesi de oluyormuş aslında dersin. Cehennemde öylesi de olduğunu görürsün sonra. Maazallah. Burada özellikle kıyamet günü perişan olmamak için maazallah şu Hicr suresinin 39. ayetini tekrar can kulağıyla dinleyiniz. Kale dedi ki iblis. İblisin adı iblistir, kendi adı. Şeytan sıfatıdır onun. Biz onu şeytan diye anıyoruz. Adı iblistir. Mesela Timuçin diye bir isim düşünün. Çocuğun adı Timuçin. Yaramazlık yaptığı için ona serseri diyoruz. Serseri dene dene serseri adı kalmış. Şeytan kovulmuş mahluk demek. İblis asas adı onun. Adem Aleyhisselam'ı gördüğünde adı iblisti. Secde etmeyince şeytan oldun dedi ona Allah. Lanetli şeytansın, yani kovuldun. Adı kala kala şeytan kaldı. Yoksa iblis asadı. Kale dedi ki iblis, Rabbi ey Rabbim, bime egveyteni, sen beni cezalandırdın bu Adem'in yüzünden. Secde etmedim diye. Le uzeyyinenne lehum fil ardı. Ben de Adem'in ne kadar çocuğu varsa hepsine kötülükleri güzel göstereceğim. وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Hepsini aldatacağım. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَص۪ينَ Sana ihlasla, sadakatle bağlı olanlara dokunmam. Şeytan bile samimi mümine dokunmuyor ya. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Allahu Ekber. Samimi mümine şeytanın bile hürmeti var. Kıvırmayan, eğik bükmeyen, Rabbim dediyse haktır diye samimi bir şekilde iman ediyor musun? İblisin bile hürmeti var sana.
Ama hem tesettür giyeceksin, hem de güzel görünüyor muyum diyeceksin. Sana hayrandır o. Oo, o sana ne tesettür çeşitleri üretir o zaman. Hem tesettür, yani erkekler görmesin, hem güzel görünüyor muyum? Ne güzel tesettür bu ya. Hem biber olacak, hem şeker gibi olacak. Böyle bir biber çeşidi olur mu? Hem bal olacak, hem de acı olacak. Olmaz ki böyle bir şey. Burada hepimiz için önemli bir ipucu bu. Sadece kadın erkeğe, gence ihtiyara değil, her kafaya külahı var bu melunun. Her kafaya göre bir külahı var. Birinci tespit edeceğimiz nokta, iblis gibi bir melun bile samimi mümine dokunmuyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Samimi olanlara, ihlaslara dokunmam. En samimi kulları Allah'ın peygamberler olduğu için hiç dokunmadı onlara. Hiç dokunmadı. Onların dışında herkeste bir ufak tefek arıza olabileceği için ufak tefek bir sinyal yaktı hepsine. Arızan çoğaldıkça da peşinden geliyor senin. Kedi gibi ciğer kokusu alıyor. Koku aldığı kapıdan da gitmiyor, miyavlıyor orada. Birinci ayetten bunu çıkarıyoruz. İkinci ne çıkarıyoruz? Bakın ne diyor? Namazlarını engelleyeceğim, oruçlarını engelleyeceğim, sadaka verdirtmeyeceğim demiyor. Kötülükleri güzel göstereceğim onlara diyor. İslam belalı bir din. Anti-İslam huzur ve rahatlık demek. Şeytan propagandası. Tesettür öcü. Çıplaklık narinlik. Şeytan propagandası. Namaz kılmamak, 2 dakika sabah namazını ayırmamak, yatsı namazına 5 dakika ayırmak, ölüm, ölüm, çok meşguliyet var. 3 saattir bitmeyen dırdır toplantısı, arkadaşlarla muhabbet, muhabbet. Allah bir şeyden razı değilse, çok tatlı, çok tatlı, alkol, ciğerini çürütür, aklını yok eder, bedenini berbat eder, mübarekte şifa var sanki. Onu içenler zemzem içiyorlar. Zannedersin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kur'an'ımız bize ne büyük hakikatler öğretmiş. Bu yüzden şeytana ait ne varsa caziptir. Hatta bu cazipliğe garip bir örnek, insanlar yırtıksız sağlam elbise giymek için uğraşırlar. Ütü yaparlar, dikiş yaparlar. Bir pantolon çeşidi çıktı şimdi. Her tarafı yırtık, makineyle yırtılmış. Yırtma parası olarak da daha fazla para veriyor insan. %10 daha pahalı. Dizleri yırtık, beli yırtık. Ya bu ne kadar fakirsin sen? Yo, pahalı pantolon almış o. لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yaptıkları rezillikleri onlara güzel göstereceğim diyor. Bundan büyük mucize olur mu insanlar? Yeni bir pantolon alıyor, yırtılmış olanına fazla para veriyor. Şeytan deliliği. Ama boşlukta duranları seviyor şeytan. Boşlukta mısın? Sana hayrandır o. Sana hayrandır. Öbür türlü Kur'an gibi bir dağa dayandın mı seni itemiyor çünkü. Seni itemiyor. Burada iblisi tanımamıza yardım edecek temel karakterlerden biri, unutmuyoruz. İblis ateşten yaratılmıştır. Bütün cinler gibi. Ya ne biçim ateşte ya? Topraktan adam oluyor da ateşten olmaz mı yapan Allah olduktan sonra? Yapanı Allah bunun. Toprak nedir ki ondan konuşan bir bebek oldu? Ateş daha hareketli. 2. Bizim göremediğimiz ama onun bizi gördüğü bir şeytandan söz ediyoruz. 3. İblis milyonlarca şekle girebilen bir mahluktur. Hepinizin bildiği
ama ibret alıp almadığını benim bilmediğim, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce Kureyşlilere tedbir alması için nasıl geldi? İhtiyar bir köylü şeklinde gelip akıl verdi müşriklere. Muhammed'i kaçırmayın dedi. Giderse gittiği yerde devlet kurar, başınıza bela olur dedi. Onlar da yaşlı bir bey amca geldi zannettiler. Sonra anlaşıldı ki iblismiş o. İnsan şekline giriyor. Kedi şekline giriyor. Yılan şekline giriyor. Köpek şekline giriyor. Yaşlı bir dede şekline girer. Çocuk şekline girer. Bunların hepsini siretten, Peygamber aleyhisselam efendimizden, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Varsayımla konuşmuyoruz. Dolayısıyla biz şeytan boynuzlu, kırbaçlı biri midir diye uğraşmayacağız. Narin bir beyefendi olabilir. Hoca şeklinde olabilir, düşman şeklinde olabilir, canavar şeklinde olabilir. Biz hakkı bileceğiz. Allah'ı bileceğiz. Şeriatını bileceğiz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini bileceğiz. Ebu Hanife'yi, ümmetin imamlarını bileceğiz. Ölçümüzü biliyor olduktan sonra o ister yılan şekline girsin, ister bir bilim adamı şekline girsin, ne şekle girerse girsin, karşımıza yılan şeklinde de girse çıksa biz ona düşmanlık yapacağız, taktik uygulayacağız. Karşımıza bir yaşlı hacı amca şeklinde de gelse biz aynı taktiği uygulayacağız. Bize gelen şeyin batıl bir şey olup olmadığına bakarız. Batılsa hacı şeklinde de gelse, hoca şeklinde de gelse, yılan şeklinde de gelse biz karşı duracağız. Meselemiz bizim illa öcü bir mahluk göreceğiz de, o öcü mahluka karşı tedbir alacağız diye düşünürsek, orada battık demektir. Çünkü kalkar sana bir beyefendi hacı amca suretinde gelir. Alim bir surette gelir. Büyük bir şeyh efendi suretinde gelir. İkide bir kaybolduğu için de şeyh efendinin kerameti zannedersin sen onu. Sen hakkı bil, Allah, Kur'an ve sünnet, boş ver gerisini de, Kur'an da belli, sünnet de belli, onun karşısında kim ne hikaye anlatırsa sana, kulağını tıkatırsın, kurtulursun. Taktik savaşı yapıyoruz dedik. Dördüncüsü unutmuyoruz, şeytan yiyor ve içiyor. Çünkü o da bizim gibi canlı. Yiyor, içiyor. Peygamber Efendimiz'i hatırlıyor musun? Sol elle yemek yemeyin, şeytan sol elle yer diyor. Demek ki yemek yiyor. Ve şeytanın en temel özelliği kibirdir. Zaten neden battı battığında, Allah ona secde et Adem'e deyince mantığını kullandı. Ne dedi? Ya beni ateşten yarattın, bunu çamurdan yarattın. Çamur nedir ki ona secde edeceğim ben dedi. İşi bitti. O yüzden kibir, küfrün kapısıdır, Allah'tan korkmanın temel mantığıdır. Şeytana karşı mütevazi insanlar daha kolay kurtulurlar. Mütevaziliği olmayan, kibir kafalı, kibir yapılı insanlar, kendilerinde de bir tür şeytanlık bulunduğu için, iblislik bulunduğu için baş başa verirler şeytanla. Ve yalan şeytanın en büyük silahıdır. Allah Azze ve Celle Adem babamıza bu ağaca yanaşma dedi. Geldi şeytana dedi ki Adem, biliyor musun bu ağaca niye yanaşma dedi sana Allah? Niye dedi? Bu ağaçtan yersen bir daha cennetten çıkamazsın. Cennetin formülüdür bu dedi. Adem annem babamız da zavallı, hemen yiyeyim de burada kalayım düşündü. Yalan. Bu yalan gücünü iblis hala kullanıyor, kıyamete kadar da kullanacak. Her yalancı iblisten bir mikrop kapmıştır. Dolayısıyla doğru olsun, odun olsun. Dost doğru olsun, elim yansın, dilim yansın diyen şeytandan uzaklaşma taktiği kullanmaktadır. Bir milim yalan, şeytanla küçük bir taktik pazarlığı yapmak demektir. Ve şeytanı tanıyacağımız en önemli özelliklerinden birisi, alkol, kumar, hırsızlık, şeytanın en önemli
oyuncaklarıdır. Her damla alkol bir şeytan kanıdır. Kumarın her çeşidi, piyango biletiymiş, hangi adıyla olursa olsun, bir şeytanlaşma eylemidir. Bütün çeşitleriyle hırsızlık, çalma, şeytana ait bir olaydır. Ve şeytanın eyleminin özü vesvesedir. Vesvese, freni tutmayan bir araba gibi olmak demektir. Vesvese aşırılıktır. Düşüncede, abdeste, ibadette, nerede olursa olsun aşırılıktır. Nasıl aşırılıktır? 3 kere yıka diyen Allah'tır. Peygamberi vasıtasıyla Azze ve Celle. 4 kere yıkayınca bu vesvesedir. Allah'ın olur dediğini olmaz zannetmek, yetmez zannetmek vesvesedir. Binaenaleyh biz vesveseye karşı hem eğitim olarak mücadele etmek, gerekiyorsa tıbbi tedavi yöntemiyle mücadele etmek zorundayız. Çünkü iblisle mücadele etmek istiyoruz. İblisle de başka türlü mücadele edilemez. İblis bu konuda profesyonel çünkü. Vesvese şeytan salıncağıdır diyoruz. Bu salıncağa bineni sallar durur şeytan. Her yaptığını da doğru zanneder. Vesvesenin ilk kurtuluş basamağı, böyle bir sorun hisseden, yanında danışman gibi bulundurduğu birisinin sözüne itimat etmesidir. Başka bir tedavisi de belki yoktur bunun. Şimdi, sözümüzün başında dedik ki, biz bu dünyada yalnız değiliz. Bizi Allah düşmanımızla beraber buraya gönderdi. Yalnız yaşama hakkımız yok. Rabbimizin huzuruna imtihanını kazanmış kullar olarak gitmek istiyoruz. Bu kazanma imkanımız şeytanı mağlup etmekle mümkündür. Yoksa boş kabı doldurmuş oluruz. Altı olmayan yırtık kabı doldur doldurabildiğin kadar, namaz kıl kılabildiğin kadar, iblis altını delmiş, kovan dolmuyor senin. İblisle mücadele edeceğiz dedik. Bu mücadelemiz manevi olacak. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm deyip Kur'an'a okumaya geçeceğiz. Manevi bir mücadele olacak. Maddi mücadelemiz de olacak. Psikolojik mücadeleler yapacağız. Sosyolojik mücadele yapacağız. Camiye yakın bir evde oturmaya çalışacağız. Namaza karşı sıcaklığımız hazır olsun diye. Bir kere katıldığımız bir toplantıda gıybeti önleyemediysek, ikinci katılmaya razı olmayacağız. Maddi tedbirler alacağız. Becerip maddi tedbir alamadığımız her türlü hayat tarzı bizim kaybettiğimiz bir imtihan demektir. Buna rağmen dikkat edilecek şeytan zafiyetleri ve bu zafiyetlere karşı bizim de oturup bir Müslüman olarak nelere dikkat etmemiz lazım, nelerle kendimizi korumamız lazım, çok hızlı bir şekilde. Bu dersin ana konusu değil bunlar. Çünkü dersimiz bu düşmanımızı bilip bunun şuurunda olma üzerine kurulu. Kim bu şeytan sorusuna cevap veriyoruz? Bu şeytan bizim hayat ortağımız. Hızımız bu bizim. Şeytanla mücadelemiz kadar kulluğumuz var demektir. Ona mağlup olduğumuz kadar kullukta mağlup olduk demektir. Kaybediyoruz demek. Bunu anlamamız üzerine kurulu ama hızlı bir şekilde bu mel'unla nasıl mücadele edeceğimiz konusuna da temas edebiliriz. Birincisi, biz kesinlikle Rabbimizin razı olacağı iyi bir Müslüman olabilmek için Rabbimize sığınmamız lazım. Allah bizi ona sığınıyor, iblisten kaçıyor görmelidir. Bu görmesi Allah'ın
Sözlerimizle olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbim bu melun kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum deriz. Bu sözle olur. Eylemlerimizle de olur. Haramların işlendiği bir düğüne git. Ondan sonra da euzu billahi mineşşeytanirracim de gelinin yanına otur. Melekler de Allah'la alay ediyor diye yazsınlar seni. Asıl şeytan diye senin adın geçsin orada. Bal gibi aleni şeytanların işlendiği bir yere git. Saz çalıyor, def çalıyor, vuruyor, kırıyorlar orada şarkı, türkü. Kimi avretini teşhir etmiş, kimi haramlarını sergiliyor. Sen euzu billahi mineşşeytanirracim, Allah muhafaza buyursun de gir oraya otur. Bu Allah ile alay etmektir haşa. Mukaddesatı çiğnemektir bu. Çarpılır insan. Hayır öyle değil. Ya biz oturup Rabbimizin öğrettiği terbiyeye göre yaşarız. Sözlü sığınmamızı ilan ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim deriz. Artı otururuz. Ciddi bir şekilde de becerebildiğimiz kadar şüphesiz. Yaşadığın ortamda beceremeyebilirsin. Şeytanın çok yoğun etki altına aldığı bir kitlesen, kitlenin içinde kalmışsındır. Yapabileceğin şeyler sınırlıdır. Bu sefer duayı artırırsın. Sözlü sığınmanı artırırsın. Başka bir ortamda başka türlü tedbir alırsın. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Grip olduğun zaman kullandığın ilaç başka. Başın ağrıdığı zaman kullandığın ilaç başka. İshal olduğun zaman kullandığın ilaç başka. Şeytan milyon taktikle gelecek karşına senin. Her birine sen de milyon taktikle cevap vereceksin. Mücadele bu. Savaş bu. Sonunda kazanan alacak, başarıyı götürecek. Allah'a sığınacağız. Bu sığınmanın en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim sığınmamızın en üst noktasıdır. Bir defa Kur'an okurken başlamadan Allah'a sığınmak var zaten. Ama Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden Nas suresine kadar olduğu gibi sığınma olduğu halde, özellikle şeytandan korunmak için ayetel kürsimiz var bizim. Ayetel kürsi. Ayetel kürsi şeytandan sığınmak için bir numaradır. Hatta dua niyetiyle, niyetini dua yaparak, hanımlar özel günlerinde bile bunu okumalıdırlar. Yataktan kalkınca ve akşam yatarken. Günde iki defa ayetel kürsi okumayan bir insan, sığınma tedbirlerini almamış demektir. Felak ve Nas sureleri de aynı şekilde bu ayetel kürsi gibi koruyucudurlar. Her evde hiç değilse yılda bir defa Bakara suresi okunmalıdır. Bakara suresi. Bakara suresi okunması demek evin şeytana karşı sigortalanması demektir. İkinci olarak da şeytanın en büyük silahı sinir sistemimizdir. Kızmamız, kızdırmamız şeytanın kullandığı silahlarındandır. Dolayısıyla Müslüman maddi tedbir alırken sinir sisteminin gerginleşmeyeceği ortamlar oluşturarak tedbir alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sinirlenen için? Abdest al diyor. Bir rahatla. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan bir yat, dinlen, iki dakika uyu. Hep sinir sistemimizin, hararetimizin yükselmemesine karşı tedbir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Aynı şekilde rüyalar şeytan tuzağıdır. Bizim sabah kalktığımızda huzursuz olduğumuz rüya şeytanın bize getirdiği bir beladır, musibettir. Gıdıklamıştır adeta. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşumuza gitmeyen rüyayı anlatmamızı yasaklamıştır. Tatlı rüyalar anlatılabilir. Hoş rüyalar anlatılabilir. Kötü rüya gören euzubillahimineşşeytanirracim deyip dönüp öbür tarafa uyumaya devam etmelidir. Çünkü gece
gıdıklamıştır şeytan. Gündüz sen onu anlatarak bir kere daha kendi kendini gıdıklıyorsun. Halbuki bıraksan onu unutulup gidecek o. Bırakmıyorsun, gıdıkla beni diyorsun, kendi kendini de gıdıklıyorsun. Vesvese biraz önce söylediğim gibi kesinlikle tedavi edilmelidir. Kesinlikle. Tuvalet ve banyolar ve o tür temizliklerin yapıldığı yerler şeytanlar için vesvese üretim yerleridir. Bu sebeple tuvalete sol ayakla girilir, banyoya sol ayakla girilir ve dua edilerek girilir. Allahümme inni a'udu bike minel hubsi vel habais. Peygamber aleyhisselam efendimiz evli insanların cinsel ilişkisi esnasında da şeytandan Allah'a sığınmak gerektiğini söylüyor. Çünkü o esnada ki oluşumlar, o esnada bulunan boşluk şeytan için ciddi bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Ve sürekli zikir halinde olmak. Sürekli zikir halinde olmak ne demek? Tesbih elinde dolaşmak demek değil. Tesbihin var veya yok. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. La havle ve la kuvvete illa billah. Zikir çeşitleri bunlar. Merdivenden inerken alıştır kendini. La havle ve la kuvvete illa billah de. Çıkarken hasbunallahu ve ni'mel vekil de. Bir çeşit zikre alıştır. Elhamdülillah demeye alış. Yemek duası diye bir şey icat ediyorsun. Güzel. Her lokmada elhamdülillah de. Nasılsın sorusuna elhamdülillah diye cevap ver. Zikir demek Allah'ın hatırlama pozisyonunda olmak demek. Ne zaman insan Allah'ı hatırlama pozisyonunda olmayabilir? Hiçbir zaman. Bari bunun telaffuzlu olan şeklini yapmaya gayret edelim. Bir başka, eğer iblisten korunmak istiyorsak, korunma taktiğimiz gıybet, iftira, yalan ve dedikodu şeytan çiftliğinin üretim malzemesidir. Ne kadar gıybet, o kadar şeytana el uzatmak demek. Ne kadar yalan, o kadar şeytana el uzatmak demek. Ve bütün günahlar onun üretim çiftliğidir. Bütün günahlar. O günahlara karşı muhakkak teyakkuzda olmak gerekiyor. Ve arkadaş, şeytan bir elektrik trafosu gibidir. Nasıl elektriğe bir kablo taktın mı ucundan o elektrik geliyor. Trafoya takılan her kablo elektrik taşıyor. Şeytanla iletişim kurmuş herhangi bir insan, onunla iletişim kurana şeytanı taşır. Bunun için şeytandan korunmak, şeytanla bulunandan korunmakla başlar. Bunu gerçekleştirmedikçe de şeytandan korunmak, "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" demekle yetmeyebilir. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin.